arkadaşlar, Butik İşler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle köpük kesme makinesi yapacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Restansteri ile ve 12 voltluk bir güç sayesinde restansteri ısınacak ve köpüğümüzü kesecek dostlar. Hadi yapımına geçelim. Peki bunu neden yapıyorum? Çünkü bu köpükleri ben hep market dışarıda kesiyordum. Bu köpüklerden parçadan bütüne giderek bir portre yapmaya başladım. Yeni bir hobiye başladım. Ve köpükleri istediğim ebatta kesmek biraz beni zorluyordu. Bir de maket bıçağının o kırk kırk sesi var. Böyle köpük keserken iğrenç bir sesi var. O artık beni illet ettiği için. Böyle bir alet yapmayı düşündüm. Hem daha estetik keseceğimi düşünüyorum. Hem de daha pratik olacak. Böyle parça parça keserekten şöyle bir tabloya bir portre. Sevgili eşimin portresini yapıyorum. Nasıl yapmaya çalışıyorum. Ben işte zorladığı için biraz daha bu aletle artık yapacağım. Hadi bakalım yapımına geçelim. Öncelikle iki tane çöp steam var. Bunu şöyle V şeklinde birleştireceğim. Zamanında yaklaşık 2016 veya 2017 yılı olması lazım. 2017 yıllarında tiyatroda çalışırken büyük bir köpük kesme makinesi yapmıştım. Dekor yaparken çok işimize yarıyordu, güzeldi. Kullanışlıydı ama şimdi küçük küçük parçalarla uğraştığım için minik bir el köpük kesme makinesi yapacağım. Bu şey gibi düşünebilirsiniz. Böyle patates soyacağı gibi düşünebilirsiniz. Böyle patates soyar gibi köpük soyacağım. Neden böyle bir yapıya ihtiyacım var? Onu da söyleyeyim dostlar. Şimdi restansere ısındığı zaman genleşen bir madde. Her madde olduğu gibi o da ısındığı zaman genleşiyor. Bu genleşme kat sayısına bağlı olarak atıyorum 10 santimlik bir telim. Isındığı zaman 11 santim oluyor ve burada dalgalanmaya neden oluyor, bir gevşekliğe neden oluyor. O gevşekliği alsın diye devamlı gergin tutacak bir düzenek hazırlıyorum. Bu düzenek sayesinde devamlı gergin duracak. Evet, şöyle bir yapı elde ettim. Şimdi restansları ısındığı için ısıyı ahşaba, o çöp sistemiyle iletmesin diye alüminyum ile kaplayacağım buralarını. Şimdi öncelikli olarak şu güzel telimizi açalım. Bu 0.07 milim. Şöyle göstereyim üst kameraya. 0.07 milim çapında bir restanser arkadaşlar. Çok ince olduğu için gözükmeyecek bile yani. Sadece ısındığı zaman gözükecek. Bakalım elektrik verelim. Ne kadar ısınma yapıyor. Onu da ölçmüş oluruz. Dur, şöyle yapalım. Şöyle yapalım dostlar. Kabloyu unuttum. Öncelikle şunu şöyle sabitleyelim bence. Şu şekilde. Çünkü kablo sonrasında sıkıntı yapacak bana. Unuttum, dur. Hemen geliyorum. Şunu bir yapayım. Dostlar, düzeneğimizi hazırladık. Kabloyu içeriden geçirdim. Sonra sabitledim. Sonra sıkıntı olmasın diye. Sadece restansiyelini geçireceğiz. Hafif bir gerginlik sağlayacağız. Çünkü ısındıkça genleşeceği için çok hafif bir genleşme ayarlayacağız. Sonra istediğimiz ebatta ölçüde şöyle şöyle keseceğiz dostlar. Gerginliği güzel. Evet, frize soktuk. Sıcak mı bakalım? Bir deneyelim bakalım. Şu an yanıyor. Sıcaklık hissi var. Şöyle deneyelim. Evet, başarmışım. Çok güzel. İşte aradığım şey bu arkadaşlar. İşte bu, şükür. Çünkü bu aynı böyle bir şey çıkartmak için maket bıçağıyla yarım saatim alıyordu. Şimdi çıktı. Bakın. Şimdi örnek veriyorum. Eşimin saçlarını yapacağım. Benim hatunum. Şimdi şöyle, onun saçları da güzeldir ha. Şöyle bir saç. Şunu alıyorum mesela. Hop. Ya çok iyi ya. Evet, şöyle saç mesela. Örnek veriyorum. Mesela burnumu yapacağım. Şöyle bir yapalım. Örnek veriyorum. Tabi burnumu. Bunu böyle. Tabi bu. Şu an diyorsun ki bu ne alaka?
diyorsunuz. Bunu küçük küçük parçalar halinde, örnek veriyorum, şöyle şöyle kesiyorum ben. Şöyle değişik geometrik şekillerde kesiyorum. Şimdi örnek veriyorum, böyle bir parçam oldu ya. Bunu ne yapıyorum? Elime portayı alıyorum. Şöyle parçadan bütüne gidiyorum. Yani yakından bakınca hiçbir şey belli olmuyor ama uzak çekimde, uzaktan baktığımızda oha burada bir insan varmış diyorsunuz. Şöyle atıyorum, minik minik pürüz, şöyle oymalarımı yapıyorum ne lazımsa. Bunu buraya koyuyorum. Bunu da oyuyorum, bunu buraya koyuyorum. Böyle 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 birleştiriyorum ve ortaya bir portre çıkıyor. En sonunda da asetonu suyla karıştırıyorum, sprey sıkıyorum ki iyice malzemeler üzerine yapışsın. Aseton bunu erittiği için, suyla karıştırdığım için densitesini azaltıyorum. Az bir suyla karıştırıyorum. Densitesi az olduğu için hafif bir eriyor, hafif bir kaynaşıyor ve bunlar yapışmış oluyor. Evet dostlar, yapmış olduk. Gördüğünüz gibi şöyle, ya çok iyi ya. Harika bir alet ya. Yani köpükle bir işiniz varsa kesinlikle yapın bunu. Güç kaynağı olarak da 12 volt. 12 volt kullandım. Oh, sabaha kadar bunu yapabilirim. Çok keyifli. Harika bir icat. Şöyle. Çok güzel ya. Sonunda başardık dostlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.